Ay toramanlar, toramanlar. Oynamaya başladı ama ben hala anne kediden korkuyorum. Sağa sola dönmeye uğraşıyor arkadaki. Kız emiyor şu anda. Üç erkek bir kızımız var. Bunlar birkaç güne oradan çıkarlar. Ben sana söyleyeyim. Minnacık gözlerine çay pansiyonu yaptık sanki iltihap kapmış da. Vereceğim, annene vereceğim de bir dakika, annem benim elimi yolduğu için şöyle verebileceğim. Tamam. Kalkan kullanıyorum, kalkan. Kız hala bana güvenmiyor. Ben anlamadım ki. Ben anlamadım ki. Bakayım senin. Bu ilk şeyimiz, ha, yapmışız bir aslında. Açılmış gözü ama. Açılmış gözü. Bu kalkan kullanacağız. Annem beni dövüyor. Annem beni dövüyor çocuğum. Selam dostlar. Şimdi şöyle epeydir ayakkabı model isteyeyim falan diyorum ama işin iç yüzünü, yani kendimle ilgili kısımlarını pek de anlatmıyordum. Bu defa anlatmamın sebebi ise şu. Hani kaygılanıyordum, 10 kedi evde nasıl olacak, nasıl bakarım işte şu bu falan. Çünkü hani kendi durumlarımızı da bildiğim için. Sonra işte artık çok soğuk ve yağmur bastırınca dedim ne olursa olsun ya Allah büyüktür. Bütün kalbimle gittim onları aldım geldim ya. Kuruladım, güzel yer yaptım, doyurdum, yedirdim, içirdim. Şu anda da zaten yine videoları izlediniz ve izleyeceksiniz de. Toraman toraman oldular. Çok iyiler maşallah. Demek istediğim şu. Ben o kedileri getirdim. Kediler kapıdan içeri girdi. Telefonum çaldı. Hani epeydir iş yok filan diye böyle bir hüzünlü konuşmalar yapıyordum ya. Kısmet işte. Yani kedi yavrularıyla beraber kapımdan içeri kısmetiyle girdi. Öyle ki bir dostumuz maddi destek sağladı. Sonra yine bir dostumuz işte, aşılarına, dış parazitlerine evdeki kedilerime de gönderdi, hediye etti. Ya yani anne kediyle yavrular için henüz pire ilacı yapamadık. O hala bir düşünme aşamasında, araştırma aşamasında. Ama benim kendi kedilerime bile o da geldi. Yani çok şükür ya, gerçekten çok şükür. Bir şeyi bütün kalbinizle yapmak isteyince yani gerçekten Allah da size yardım ediyor. Yani bunu ben defalarca anlamıştım. Bir kez daha anladım. O yüzden yani herkes için diyorum, geri durmayın. Yapabileceğiniz ne varsa yapmak isteyin. Zor durumda olan bir hayvana, artık açsa ya da klinik desteğine ihtiyacı varsa ya da evinizin kapısını ona açmanız gerekiyorsa, yani bütün kalbinizle inanın, bir şeyler oluyor, bir şeyler rast gidiyor. Bunu söylemek için bunlar da benim çalışma malzemelerim, böyle işte yeni yeni koleksiyonlar. Yani şöyle söyleyeyim, 2022'nin kış koleksiyonu diyeyim. Biz bir yıl önceden hazırladığımız için şu an 2021'de 2022'yi hazırlıyoruz, böyle düşünün. Durumlar böyle yani. Ben de mutluyum. Daha çok çalışmam lazım. Daha çok çalışmam lazım. Daha çok hayvanlara yardım etmem lazım. Hatta sadece beslemek değil. Ya farklı şeyler düşünüyorum da. İnşallah hayırlısı bakalım. Hayırlısıyla Allah'ım yardım eder. Bir gayretle belki de o hayallerimi gerçekleştirmeden ölmem. Bu arada anne kedilerle yavru kedilere hep odaklandık. Dışarıdaki çocuklarımı epeydir size göstermediğimi fark ettim. Onlarla da bir video çektim yine. Onların iyi, durumları iyi maşallah. Ha, bir bakıyorum yine başka bir yerde doğum yapan falan var mı diye de. İki tane hamile kedimi uzun zamandır bulamıyorum. Onun dışında hepsi iyiler.
O iki tane hamile kedimden de birileri tecrübeli, iyi bir anne. Artık nereye yavru yaptı bilgim yok. Diğer kedinin yalnız ilk hamileliğiydi. Onu çok merak ediyorum. Onu hiç bulamıyorum. Şimdi dışarıdaki görebildiğim kedilerin de videosu gelsin. Hadi bakalım. Bunları sevmeye geldim. Ev dolu zaten. Dostlar ben ne yapacağım siz söyleyin. Anne kedi 4 yavru. Bir de benim kediler. Şu an evde toplam 10 tane. Sade evdekilerini söylüyorum. Tabii ki öncelikle Allah yardım etsin inşallah da. Fakat ben ne yapacağım? Bakalım. Allah büyüktür. Kekoş mahalleyi geziyor artık. Kaç gündür anne kediyle, yavrularla falan uğraşacağım diye bu çocukları hiç sevemedim. Dur vereceğim, vereceğim. Bekle. Keko vereceğim. Tek elimde telefonla yapamıyorum anne. Dur bekle. Ciğer aldım da yine bunlara. Sevemedim. Mamalarını bırakıyordum. Hemen gidiyordum anne kediye. Alıştın mı artık? Alıştın mı? On beş günü geçtik herhalde de. Kızım kim gelmiş? Kim gelmiş anne? Kim gelmiş eve? Evde başka yer kalmadı değil mi? Ponço. Eliyle arka tarafından ittire ittire çekmeceyi açıyor. Birkaç kere müdahale etmiştim. En sonunda çekmecenin içine yerleşmiş. Çıkaramıyorum bir de. O kadar hoşuna gidiyor ki başarmış ya. Size ne oluyor be? Size ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım Allah'ım. Beşi burada, beşi kapalı balkonda. 10 çocuk. Haydi hayırlısı bakalım. Hadi oğlum çık oradan. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.